Marketlerde etiket oyunları ve fahiş fiyatlar mercek altına alınmıştı, hatırlayacaksınız. Biz de günlerce adım adım takip ettik. Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemede aralarında yanıltıcı reklamlarında bulunduğu çok sayıda usulsüzlük tespit etti. Ekibimiz binlerce lira cezanın kesildiği örnekleri bir araya getirdi. Tuvalet kağıdı burada diyelim A markette 110 lira, B markette 120 lira, C markette 150 lira. Serbest piyasa bahanesiyle yapılan etiket oyunları yetmedi. Sıra yanıltıcı indirimlere, gerçeği yansıtmayan reklam kampanyalarına geldi. Ama Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı. O marketlere ceza yağdı. Marketin reklamında 14.95 yazıyordu süt. Ben de 5 tane aldım ama 17.95 geçtiğini evde fark ettim. Markete döndüğümde arkadaşlar 17.95'in yanlış geçtiğini kabul ettiler. Ben fark etmeseydi 15 lira bizim cebimizden gidecekti. Sahtekarlık var, bizleri çok kandırıyorlar. Hepsini yapıyorlar, film yapıyorlar bunlar. 250 gram sucuk ve 500 gram köfteyi alana 5 liraya dana kavurma verilecekti. Aslında vaat ettikleri gibi oldu ama gramajlar farklıydı. 500 gram etiketli köfte 400, 250 gram denen sucuk 210 gram çıktı. Tüketiciyi aldatan markete 155.712 lira ceza kesildi. İçeriden alıyorsun, kasaya geliyorsun, fiyat değişiyor. Yanlışlık olmuş. O kadar başka bir şey yok, yanlışlık olmuş. Bakmasanız? Gitti. Zincir marketlerden bir tanesinde okul çantası broşürlerine 79.99 liraya satılacağı yazıldı. Tüketici ertesi gün sıraya girdi ancak kasaya geldiklerinde o okul çantalarının 94 lira 50 kuruş olduğunu gördüler. Oraya gidiyorsun, o fiyat değişik, kasaya geliyorsun fiyat değişik. Yani biz hep soyuluyoruz marketlerde. O markete de 15.566 lira para cezası kesildi. Yanıltıcı reklam durduruldu. Vallahi bilmiyorum yavrum. Kaldık ortada. İkili koku giderici 12 lira 50 kuruştu. Tüketici kasaya geldi. O rakamı aldı. Yine ancak eve gittiğinde ürünün tekli olduğu ortaya çıktı. İkili reklamı yapıp tekli ürün satan market zinciri de 155.712 lira para cezasına çarptırıldı. Hem pahalı hem de rezalet, yani içine ne yağ koydukları belli değil, o gofretler, şekerlemeler. Baskı hatasını dahi affetmedi bakanlık. Afişlerde indirime girdiği yazılan el kreminin altında aynı markaya ait farklı bir kremin fiyatı yazıyordu. Reklama durdurma cezası verildi. Cezayla olmaz, kafalarına göre her şeyi satıyorlar yani. Bunların dükkanlarını kapatacaksın.